Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı 6 ilçedeki mitingleri değerlendirdi. Çarşambadan başlamak üzere mitinglerimiz çok muhteşem, çok heyecanlı geçti. Çarşambada Terme, Ayvacık, Salıpazarı ilçelerinin de halkı oradaydı. Yani her kesimden insan vardı. O zaten bir defa başlangıçtaki işaret fişeği oldu bize. Nasıl başlar söyle gider derler. Daha sonra tek ilçe mitingi olmasına rağmen Tekeköy kendi gücünün üzerinde bir kalabalık topladı. Onun akabinde şehir merkezine gelindi SKM açılışı için. Orada zaten kalabalık çok yoğun ve coşkuluydu. Çiftlik Caddesi almadı. Daha sonra Atakum bu kadar yoğunluğun peşine iç içe sayılırdı bu mitingler. Kısacası Tekeköy ilk adım ve Atakum olarak bu mitingler iç içe sayılırdı. Ama Atakum'da beklediğimin üstünde coşkulu ve büyük bir kalabalık Sayın Kılıçdaroğlu karşıladı. Aynı zamanda daha muhteşem olanı Bafra'ydı. Bafra daha muhteşem olanı derken daha muhafazakar, daha fazla MHP ve AKP tam dansında zamana kadar insanların yoğun olduğu büyük bir ilçe. Hatta Türkiye'de 41. il. Burada daha alana gelmezden 2 kilometre, 3 kilometre mesafede dahi insanların yolun kenarlarına koşarak coşkuyla karşılamaları hakikaten toplumun ilgisini yansıtmakta birebirdi. Tekin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Samsun'da yaptığı mitinglerin verimli ve heyecanlı geçtiğini, halkın ilgisini gördükten sonra 4. milletvekilliği kaç oyla alınıyor diye hesap yapmaya başladıklarını söyledi. 4 kaçla alınıyor diye hesap yapmaya başladık. Onun hesabını, kitabını soruyor olduk biz bugün. Yani daha doğrusu o 4 olayı bugün CHP'lerin gündemine düştü diyebilirim. Dünkü hareketten ve yaklaşımdan dolayı bundan sonraki süreçte de performansımızı düşürmeden koşabilirsek, ki nihayetinde yarış atı son 100 metrede kazanılmış. Biz de onun işi gibi son 10 günde performansımızı yükseltip iyi bir çaba gösterebilirsek tahmin ediyorum ki 4'ü alacağız.